Herkese merhaba. Bu webinarımızda Inventor 2021 yeniliklerine göz gezdireceğiz. Peki bugünkü webinar konularımızda neler var? Sırasıyla yeni arayüzle Inventor deneyimine, Revit için Anycat'e, performans iyileştirmelerine, parça ve montaj modelleme yeniliklerine, teknik resim oluşturma ve frame ile çalışmada gelen kolaylıklara, iLogic ile gelen çizim otomasyonlarına ve bu konularla alakalı benim oluşturmuş olduğum uygulamalara değineceğiz. Şimdi Inventor 2021'de iş akışımızı, tasarım işlemlerimizi hızlandırmaya ve tekrarlayan görevlerimizi azaltmaya yönelik kolaylıklar gelmiştir. Ayrıca Inventor kullanıcılarının yıl içerisinde yapmış olduğu olumlu ya da olumsuz geri bildirimler göz önünde bulundurularak Inventor 2021'de iyileştirmeler ve geliştirmeler sağlanmıştır. Profesyonel sınıf işlerliğinin devam edebilmesi, daha karmaşık ve büyük tasarımlarla rahat ve hızlı çalışma imkanı sunan performans iyileştirmeleri mevcut. Bunlarla beraber Inventor inşaat sektöründe BIM projelerinde çalışmayı sağlayabilmek amacıyla Revit'te Anycat özelliği gelmiştir. Revit ve Inventor arasında sorunsuz dosya alışverişi sağlamayı hedeflemiştir. Ayrıca iLogic ile beraber teknik resimlerin CAD standartlarında otomatikleştirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır 2021 çalışmalarında. Şimdi yeniliklerimizi belli başlıklar altında inceleyecek olursak ve en sonunda da uygulamalarımızla ayrıntılı örnekler görerek sonlandıracağım ben webinarımızı. Inventor deneyimleri, Revit için Anycat, performans iyileştirmeleri, parça ve montaj modelleme, teknik resim oluşturma, frame ile çalışma ve teknik resim çizimlerimizi otomatikleştirmeye göz gezdireceğiz. Şimdi Inventor deneyimiyle başlayalım. 2021 sürümü ile 2020 sürümünde Extrude komutunda olduğu gibi birçok komuta özellik paneli eklenmiş bulunmakta. Bunlarla beraber bence AutoCAD kullanıcıların özellikle çok hoşuna gidecek Dark Koyu tema geldi. Aydınlık çalışma ekranından hoşlanmayan veya gözlerinin böyle daha az yorulacağını düşünenler için bence güzel bir özellik. Fakat şöyle bir şey var. Bu koyu tema şu an ön izlemede diyebiliriz. Sonraki güncellemelerle gelecek iyileştirmeleriyle durumu netleşecek. Videoda da gördüğümüz gibi Tools Application Options'ın altında Color'a tıklayarak Dark temayı deneyimleyebiliriz istersek. Fakat bunun teknoloji ön izlemesi olduğunu unutmamak gerek. Ayrıca bunların dışında komutlara gelen özellik paneli ve komutların isimlerini değiştirip kaydetme özelliği de artık çok fazla komutumuz için mevcut. Önceki yıllarda hatırlarsanız Extrude komutumuza ve Swept komutumuza gelmişti. Artık ön ayarları kullanma, otomatik skeç oluşturma, yeniden adlandırma iş akışını oldukça hızlandıracaktır. Artık Split, Coil, Bend Part gibi pek çok komutumuz da bu şekilde görülecek. Artık bu yeni özellik panelleriyle tasarımlarımızı daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Inventor için Anycat ve Inventor iş akışı. Bazı imalat firmaları inşaat sektörü için tasarımlar yapıyor veya iç mimarlar tasarımlarında zorlandıkları parçaları ya da kısımları başka programlarla hazırlayıp tekrar Revit'e dahil etmeye ihtiyaç duyuyorlar. Bunun için Inventor, daha doğrusu Autodesk son birkaç yıldır bu entegrasyon için ciddi çaba sarf ediyor. ...2021'de gelen özelliklerle beraber Anycat ile Inventor ve Revit arasında ilişki kurma sorununa da çözüm getiriyor Autodesk. Bu videomuzda da Revit ve Inventor arasındaki iş akışımızı göreceğiz. Mimari sektörlere imalat yapan firmalar ve iç mimarlar için çok işe yarayabilecek
Bu yenilikler sayesinde Inventor 2021'de çalışırken Revit verilerine eklenen bu bağlantıyı koruyarak Revit ve Inventor arasında iletişimde büyük kolaylıklar sağlıyor. Revit projenizde artık yerel dosyadan erişebilir veya Autodesk BIM 360 veri ortamını kullanarak bulut üzerinden koordinasyon sağlayabilirsiniz. Revit dosyasını açarken Revit projesindeki özel görünümlerinizi Inventor'da da seçebilir. Böylece BIM projemizde yalnızca ihtiyacımız olan projelere göre filtreleyebiliriz. Inventor'da ürün ağacında Revit modeli daha ayrıntılı inceleme imkanını buluruz. Modelimiz artık bir referans modele dönüşür. Tasarım süresince olan değişiklikler Revit modelinde olduğu gibi Inventor ve teknik resim ortamında da güncellenmesi gerekiyor. Yaptığımız bütün değişiklikler. Revit modele dosya çevirisi olmadan Inventor montajımıza referans verdiğimiz için Revit projesindeki değişiklik Inventor montajında da güncelleniyor. İstersek Inventor ortamında projemizi çeşitli analizlere tabi tutabiliriz. Ve daha sonra yine modelimizi Revit ortamına alabiliriz. Performansı iyileştirmelerinde seçerek değişiklikleri sırasında azaltılmış grafik güncellemeleri mevcut. Yani parça, montaj, frame'lerdeki performans iyileştirmeleri ile tasarım yapmak çok daha kolay. Performansın en büyük etkilerini dosya açar ve güncellerken görüyoruz. Hesaplamaları komutlara daha hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Grafikte, modelde gezinmelerimizde son derece hızlı artık Inventor. Inventor 2021'de donanımlarımızın el verdiği ölçüde programımız özellikle büyük montaj ve projelerde çok daha hızlı çalışmakta. Ve update'lerimizi artık çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Çok daha hızlı bir şekilde programdan karşılık alabiliyoruz. Şimdi videomuzda da alt montajları yerleştirirken ve çoklu bileşen seçip kaldırırken ya da görünürlükleriyle ilgili ayarları yaparken çok daha hızlı cevap veriyor programımız bize. Ayrıca montaj ortamındaki bileşenlerin ilgili özelliklerinin yanıt verebilirliği ciddi ölçüde hızlanmış bulunmakta. Bununla birlikte montaj ortamında teknik resim ortamında da oldukça montaj ortamından teknik resim ortamına da oldukça rahat bir şekilde geçiş yapıp hızlı sonuçlar alabiliyoruz. Parçalar üzerinde değişiklik yaptığımızda modelimizi güncellediğimizde de çok hızlı bir şekilde karşılık alabiliyoruz artık. Parça modellemeye bakalım şimdi. Inventor 2021 parça modelleme sırasında saç levha, multibody modeller ve 3 boyutlu ek açıklamaları için parça düzeyinde geliştirmeler sunmuştur bize. Artık uygun filtre ayarlayıp bir katı modelde birden fazla yüzey ya da gövde seçebiliyoruz. Bununla beraber Unwrap komutunda da yenilikler mevcut. Rigid olmak için birden fazla düzlemsel delik seçebiliyoruz. Sonuçları X, Y, Z düzlemi ile hizalayabilir ya da komutu yeniden adlandırabiliriz. Bundan sonra da iProperties'te Custom Properties olarak girdiğimiz bilgileri modelimize Leader Text olarak ekleyebiliriz istersek. Parça modellemede, saç levhalarda, Flange komutu da seçeneklerde açıyı By Volume ya da By Reference olarak kullanabileceğimiz seçeneklerimiz var artık. Bu videoda da gördüğünüz gibi çoklu seçim yaparken sağdan sola tutup çekerek birden fazla gövde veya yüzey seçebiliriz ya da seçimlerimizi kaldırabiliriz. Burada ibremizi seçerken soldan sağa çekildi ve ibre pencerenin içinde kaldığı için sadece ibreyi aldı. İbre üzerinde istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Gördüğünüz gibi.
Unwrap komutunda ise saç metal ortamın dışındaki bileşenleri düz olarak açılımına alınmasını sağlıyor. Unwrap komutunda da yenilikler mevcut demiştik. Rigid olmak için birden fazla dürbüzlemsel delik seçebiliyoruz. Saç metallerde ise flange komutunda bay referans yüzeyi tanımlamak flange açısının ayarlanmasına imkan tanıdı. Bununla beraber eye properties'te bulunan custom properties'lerin 3 boyutlu açıklamaları da leader text'e otomatik olarak ekleyebiliyor. Dosyamın exportu sırasında JIT formatında product manufacturing information olarak da bilgilerimi ekleyebiliyorum. Müşteri odaklı iyileştirmelerde montaj modellemelerimizde Inventor 2021 tüben pipe montaj yapısı ve adlandırmalarda iyileştirmeler yaptı. Montaj modellemede Content Center'dan klasörlere dosya kaydetmede varsayılan koşulunu denetlemek için yeni dosyalarımızı kaydet onay seçeneğini kullanılarak kaydetmemizi istiyor. Seçim kaldırıldığında ise kütüphane yolundaki dosyaları görüntüleyemiyorsunuz ve bunları kaydedemiyorsunuz. Bunu da Application Options'ta Save tabanın altından ulaşıyoruz. Dosya adlandırmada default olarak gelen penceremize yeni özellikler eklendi. Ayrıca TümenPipe modülümüzde de komutlara özellik sekmesi eklendi. Teknik resim oluşturma ile alakalı yeniliklerimize bakalım. 2021 ile çap işareti eklemeden silüet kenarları seçip çap ölçülerini otomatik getirebiliyoruz. Seçilen kenara dik hizalayabiliriz. Measure komutu artık teknik resim ortamında destekliyor. Ayrıca referans parçaların gölgeli görünümlerini de oluşturabiliyoruz. Bunu da normal olan bir parçaya referans olarak güncelleyebiliyoruz. Teknik resim ortamında görünümünü renkli veya kesik çizgilerle istediğimiz gibi tanımlayabiliyoruz. Referans parçamızı burada istediğimiz gibi düzenleyip tanıtabiliyoruz. Burada da gördüğümüz gibi. Ayrıca merkez çizgilerimizi daha rahat ekleyebileceğiz artık. Ayarlamalarımızı yaptıktan sonra artık parçaların iç çaplarını algılayabiliyor Inventor 2021. Genel ölçülendirmedeki Rotate seçeneği herhangi bir çizim geometrisine göre ölçülerimi döndürmemi sağlıyor ayrıca. Bir kenarıma göre ölçümü istediğim gibi koyabilirim. Tablolarımı da kopyalayıp yapıştırabiliyorum artık teknik resim ortamında. Ve Measure aracımızda teknik resim ortamımıza geri döndü. Frame Generator 2021 sürümünde yeni gelişmelerimiz mevcut Frame Generator'da da. Bu görmüş olduğunuz tüm komutlara özellik panelimiz eklendi. Bahsettiğimiz gibi ayrıca dosya adlandırmalarımız artık daha kolay. Bundan da bahsetmiştik. Bir de frame işlemi sırasında görünüm ön izleme yapıp zoom ile karmaşık geometrilerde çalışma alanımıza çok daha rahat bir şekilde yaklaşabiliyoruz artık. Eğri yüzeylerde trim yapma ve notch komutu ile C, T ve I profillerde etkin bir şekilde de atabiliyoruz. Frame'de yine adlandırma denetimini kolaylaştırma için Tools, Application Options ve File sekmesine gidip burada dosyalarımızı adlandırıyoruz. Yeni gelen özellikleri buradan zaten kontrol edebiliriz. Bizim işimizi çok kolaylaştırıyor adlandırmada. Bununla beraber Frame Insert komutuna gelen komut özellik paneli ile en sık kullandığımız profilleri kaydedip tekrar tekrar kullanabiliriz. Filtreleme yapabiliriz, kategori ve standartları seçip. Ayrıca zoom ile yakınlaşabiliriz karmaşık profillerde. Ön izleme özelliği de daha rahat tasarım yapmamızı sağlıyor. Bununla beraber eğri de trim extend komutumuzda profillerin eğimli yüzeylerde mükemmel birleşmesini sağlıyor.
ve notch komutu ile de CLT ve I profillerde çentik eklendi. Reuse komutu frame elemanlarımızın yeniden kullanımını ve iskeleti doldurmamızı da kolaylaştırıyor. Çizim otomasyonunda da mevcut bir teknik resim sayfasından yeni bir teknik resim sayfası oluşturduğumuzda yeni sayfamızda aynı ayarları içeriyor. Inventor'da sayfa formatları çizim görünümlerinin önceden seçilmiş bir modelden otomatik olarak oluşturulduğu yeni çizimler başlatabiliriz. Ayrıca iLogic programlama diline hakimsek çizimlerin otomatikleşmesini sağlamak için listedeki özellikleri genişletildi. Ayrıca çizim stillerini değiştirmek için yeni destekleyiciler eklendi. Şimdi benim sizler için oluşturmuş olduğum uygulamalara göz gezdirelim hep beraber. İlk başta Inventor deneyimiyle başlayalım. Bu arka planımızın nasıl değiştiğini görelim. Geldim Application Options'a. Oradan Color'a tıkladım. Buradan Dark temayı seçiyorum. Bunun yine her zamanki gibi bir ön izleme olduğunu unutmayalım. Bunun için bizim karşımıza bir uyarı çıkardı. Kabul ettim. AutoCAD kullanıcıların bu koyu tema çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Bundan sonra bir de komutlarımıza gelen özellik panellerimizi inceleyelim. Bir tane parçamızı açıp orada komutlarımıza göz gezdirebiliriz. Bir parçamı açıyorum. Aradan seçtim. Bunun üzerinde birkaç tane düzenleme yapalım. Bir yüzey seçip oraya bir skeç açmayla başlayabiliriz. Ön yüzeyini seçtim. Buraya bir tane skeç açıyorum. Bir daire oluşturacağım bu yüzeye. Oluşturdum. Geldim. Şimdi 3D model kısmına. Burada gördüğümüz gibi önceki yıllarda Extrude ve Swap komutlarına bu özellik panelimiz gelmişti. Ama artık diğer pek çok komutumuza da geldi. Burada istediğimiz gibi komutun ismini değiştirebiliriz. Aynı anda birden fazla işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu bizim yüzey seçmemizi vesaire de kolaylaştırdı artık. Daha rahat seçimler yapabiliriz ve işimizi çok daha hızlı halledebiliriz. Komutlarımızla alakalı bir kayıt yaptığımızda da kaydettiğimizde de o özellikleri, komutları tekrar tekrar kullanabiliriz zaten. Az önce coil komutuna bakmıştık. Swap komutuna zaten gelmişti. Tikun komutuna baktık. Tikun offset'te de özelliğimiz mevcut. Şimdi diğer uygulamalarımıza geçelim. Şimdi buraya ek bir montaj daha çağırıyorum. Inventor'da performans iyileştirmelerini böylece kontrol etmiş olacağız. Geldim buraya. Bir alt montaj daha ekliyorum. Bir tane daha. Ne kadar hızlı geldiğini görmek istiyorum. Tabii bunlarda bilgisayar performansı da aynı zamanda etkili. Tek başına Inventor'ın performansını değerlendirmek belki mümkün olmayabilir. Alt montajım gayet hızlı bir şekilde yüklendi. Buradan alt bir parçayı açıp onda minik bir değişiklik yapıp update hızına bakıyorum burada.
Geldim. Parçamın yüzeyinde bir delik daha açtım. Kaydedeceğim ve hızlı bir şekilde update yapacağım bütün modelimi. Kaydettim ve güncellememi yaptım. Şimdi parçamın birinin görünürlüğünü değiştiriyorum böyle. Bunları da çok hızlı bir şekilde yapabiliyorum. Vizibilitesini kapatıp açabiliyorum. Ve teknik resim ortamına modelimizi alalım, montajımızı alalım. Teknik resim ortamına ne kadar hızlı geçeceğimizi kontrol edelim. Gayet çok parçalı büyük bir modeli montajı teknik resim ortamına da çok hızlı bir şekilde alabiliyor. Inventor 2021. Şimdi de kart ortamındaki yeniliklere göz gezdirelim. Ben buraya çoklu body'si olan birden fazla solid içeriği olan multibody bir parça açtım. Bunları sağdan sola tutup çekerek nasıl çoklu seçim yaptığımızı göz gezdirmek istedim bu örnekte. Ve bunların üzerinde nasıl değişiklikler yapabiliyoruz, ne kadar hızlı yapıyoruz bunu görmek istedim. Sağdan sola çektiğim kutucuğun içerisinde kalan body'yi alıyor, onu algılıyor inventör. Şimdi bir tanesini seçtim. Burada onun üzerinde değişiklik yapacağım. Geldim. Görünümünü değiştirdim. Sonra bir seçim daha yapıp bir iki body'nin daha görünümünü değiştireceğim. Tuttum onları da. Burada iki seçim daha yaptım. Geldim. Onların da rengini değiştirebiliyorum. Üzerinde değişiklik yapabiliyorum çok rahat bir şekilde. Şimdi saç metal ortamına geldim. Burada flange komutunda hatırlarsanız bahsetmiştik. By value ve by reference komutlarımız vardı. By value'da ben değer yazıyorum. Flash açımda. By reference'da da ben bir burada plane atadım. Onu referans alarak bir flange atabiliyorum. Plane'imin açısını bana flash yapma imkanı tanıdı. Şimdi başka bir parçama geçtim. Burada eye property'sine bilgi ekleyeceğim. Burada firma adı ekleyeceğim buraya. Ben eye property'de firmamın adını proto olarak ayarladım. Buradan custom property seçtiğim zaman proto altar diye benim firmamın adı geliyor. Eğer gidip üzerinde değişiklik yaparsam eye properties'te burada proto altar olarak yazmış olduğum leader tekstimde değişecek. Geldim burada da değişiklik yapıyorum. Sadece büyük harflerle proto yazdım. O proto altar yazımda değişecek. Ben dosyamı export yapmak istediğim zaman da burada JIT formatını seçtiğimde de Product Manufacturing Information olarak da bilgilerimi seçersem benim üretici bilgilerim de oraya gidiyor. Dosyamda. Şimdi Frame Generator ortamına geldim. Burada birkaç komuttan bahsetmiştik. Onları sırayla inceleyelim. Geldim buraya. Benim böyle bir örneğim var. Insert frame'e tıkladım. Ben insert frame'den dediğim gibi filtreleme yapabilirim. Buraya da özellik paneli geldi. Biraz daha farklı artık. Diğer komutlarıma da özellik panelim eklendi. Ben yine burada artık daha hızlı seçimler yapabilirim. Gördüğünüz gibi.
Bu komutların isimlerini değiştirebilirim istersen. Geldim, Insert Frame'e tıkladım. Buradan bir skeçimden line'ımı seçtim. Gördüğünüz gibi bir ön izleme oluşturdu bana. Oluşacak frame'imle alakalı. Bu şekilde bana ön izlememi oluşturdu. Diğer line'ıma yaklaştığımda da görüyorum bunu. Geldim buraya, frame'imi oluşturdum. Zoom'a tıkladığım zaman direkt hangi frame'imi seçtiysem oraya hızlı bir şekilde yakınlaşıyor. Eğer karmaşık bir tasarımım varsa benim çalışma alanımda hızımı arttıracak bir özellik bu. Reuse komutuna geldim. Eğer daha önceden oluşturduğum bir frame varsa onu seçerek bir sonraki frame'lerimi de bu şekilde hızlı bir şekilde iskeletimi doldurabilirim istediğim gibi. Üzerlerinde daha sonra istersem değişiklik de yapabilirim. Change Reuse komutumu da kullanabilirim burada. Şimdi Trim Extend komutumda burada bir curve yüzeyim var. O curve yüzeyimi ve diğer frame'imi daha mükemmel bir şekilde nasıl birleştirebilirim? Bunların arasında bu eğimli yüzeye bu komutla artık bunu sağlayabiliyorum, bunların birleşimlerini. Hatta parçamın vizibilitesini kapattığım zaman da bu extend olan frame'imin de ne kadar düzgün bir şekilde oraya yaklaştığını görebiliyorum. Daha mükemmel yüzeyler elde edebiliyoruz böylece. Şimdi Not komutuma bakıyorum. Buraya yeni profiller geldi. CT ve I profiller. Bunları seçerek de daha güzel çentikler açabiliyorum. Burada yine özellik panelim olduğu için üzerlerinde hızlıca değişiklikler yapabiliyorum komutlarımda. Ve çentiklerimi açabiliyorum. Gördüğünüz gibi çentiklerimi oluşturuyorum. Burada Application Options'a geldim. Sürekli bahsettiğimiz bu yeniden adlandırmada. Tıklıyorum File Naming'e. Buradan gördüğünüz gibi çeşitli kurallar tanımlayarak otomatik bir şekilde isimlendirmeyi artık çok daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Frame Generator, Tube and Pipe ve Mirror and Copy seçeneğimiz de geldi. Aynı isimlendirme rahatlıkları hepsi için geçerli. İsimlendirme işlemlerimizi artık çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Şimdi teknik resim ortamıma geliyorum. Buradaki yeni gelen özelliklere göz gezdirelim. Tools Measure komutum var. Artık önceki yıllarda da vardı gerçi. Teknik resim ortamıma Measure komutum geri geldi. Teknik resimde geldim, ölçülendirme yaparken sağ tıklayıp Dimension Type'dan Rotate'i seçtiğim zaman istediğim geometrik şekle göre bir referansı alıp ona göre Dimension'ımı, ölçümü yerleştirebilirim artık. Bununla beraber ben otomatik ölçülendirme ile alakalı ayarlarımı yaptığım zaman otomatik merkez çizgilerimle alakalı ayarlarımı yaptığım zaman çizimimi tek bir seferde seçerek istediğim
görünümü seçtiğimde istediğim bütün parametrelere göre merkez çizgilerim otomatik olarak atılacaktır. Bununla beraber montajıma gidiyorum. Bill of Materials'ta bir tane alt montajıma referans olarak değiştiriyorum. Onu teknik resimimde istersem kesikli çizgiler halinde gösterebilirim. Görünümlerini düzenleyebilirim. Sağ tıklayıp Drawing View'de değişiklikler yapacağım zaman burada bana seçenekler çıkıyor. Sağ tıkladım, Edit View dedim. Burada Model State'e geldiğim zaman istediğim şekilde, istersem kesikli çizgiler halinde gösterebilirim bunu. İstersem görünümünü farklı bir şekilde burada daha katı görünümde aldığım zaman da yine Model State'e geldiğim zaman burada hem katı görünümü ama kesikli çizgi yapabilirim. Ya da istersem komple hepsine normal bir katı olarak gösterebilirim. Hiçbir fark yokmuş gibi. Ya da yine bu haldeyken sadece teknik resim, yani sadece kesikli çizgiler halinde renksiz bir şekilde görünümünü düzenleyebilirim. Ya da yine renksiz bir şekilde sadece düz çizgiler halinde düzenleyebiliyorum. Şimdi de sheet formatlarımızı inceleyelim. Burada gördüğümüz teknik resim ortamında geldim sheet formatın altında sağ tıkladım. Sheet formatıma tıkladım. Oradan ben istersem bu formatımın üzerinden, bu sayfamın üzerinden başka bir parça ya da model seçerek ya da bir montaj seçerek istersem yeni bir teknik resim oluşturabilirim. Burada düzenlediğim gibi. Daha hızlı bir şekilde işimi kolaylaştıracaktır. Buradan direkt bir model seçelim hatta. Tıklıyorum modelime. Okey diyorum. Direkt aynı sheet formatta benim yeni bir teknik resim sayfamı oluşturuyor burada Inventor 2021. Bununla beraber burada geldiğimiz zaman Home tabımızda New'de kullanabileceğimiz template'leri ve sheet'lerimizi bize burada gösteriyor. İstersek buradan da çok hızlı bir şekilde dosya seçerek, bir template seçip dosya seçerek hızlı bir şekilde gelip buradan yeni teknik resim sayfamızı da oluşturabiliriz. Ben buradan bir tane modelimi seçtim ve az önce orada görmüş olduğunuz template'leri direkt burada teknik resim sayfamı uyguladı ve çok hızlı bir şekilde benim dosyamı oluşturdu. Webinarımızın sonuna geldik. Katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere.